Yeni partinin ismi ve amblemi. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan partilerin kuruluş çalışmalarında sona yaklaşıldı. Ahmet Davutoğlu hafta sonu kurucular kurulu üyeleriyle Bulu Abant'ta kamp yaptı. Partinin kuruluş dilekçesinin Aralık ayının 3. haftasında İçişleri Bakanlığı'na verilmesi düşünülüyor. Ali Babacan ise 24 başlıkta 24 ayrı çalışma grubu oluşturduklarını açıklamıştı. Bu hafta sonu itibariyle bu grupların çalışmaları tamamlanacak. Partinin isim ve logo çalışmasını ise ayrı bir grup yürütüyor. Babacan hedefimiz 2019 sonunda partimizi kurmak demişti. Bir ihtimal 2020 yılının Ocak ayına da kalabilir. Ali Babacan'ın açıklamalarının Ahmet Davutoğlu'nu üzdüğünü yazmıştım. Buna rağmen Davutoğlu Babacan'la görüşme düşüncesini koruyormuş. Davutoğlu'nun partisinin isminin ve ambleminin bu hafta sonu netleşmesi bekleniyor. Peki Davutoğlu partisinin ismi ne olacak? Dedim ya. Pazar günü netleşmesi bekleniyor. Ama ağırlık kazanan isimler var. 3 isim üzerinde duruluyor. Bir Bir Parti, 2 Birlik ve Reform Partisi, 3 Bizim Parti. Amblem olarak çınar yaprağı düşünülüyor. Amblemin tek bir çınar ağacı, tek bir dal ve tek bir çınar yaprağından oluşacağı söyleniyor. Ve tabi pazar gününe kadar daha güzel öneriler gelirse bakarsınız başka bir isim ve amblem çıkmış. Ama şimdilik üzerinde durulan isim ve amblemler bunlar. Bu arada partinin program ve tüzüğü de hazırlanmış. Parti henüz kurulmadı ama hangi ittifakın içinde yer alacağı konusunda bir tartışma yürüyor. Banko Millet İttifakı derseniz yanılırsınız. Cumhur ve Millet İttifaklarının içinde yer almayalım. İyi Parti ve Saadet Partisi ile üçüncü bir ittifak oluşturalım görüşünü savunanlar var. CHP'nin anketinden ne çıktı? CHP belediye başkanları ile ilgili memnuniyet anketi yaptırıyor. Adil Gür'ün sahibi olduğu AVG şirketi tarafından 21-23 Eylül tarihleri arasında 1872 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketin ilk bölümü tamamlandı. Anketle ilgili olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'la konuştum. Belediyelerimize seçim dönemlerinde birçok ithamlarda bulunuldu. HDP'lileri, PKK'lıları getirecekler, çalışanları işten atacaklar denildi. Ama bunların doğru olmadığı ortaya çıktı dedi. Memnuniyet anketinin ilk sonuçlarına gelince. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimlerini %54.21 ile kazanmıştı. İmamoğlu aynı oranı koruyor, İmamoğlu için yurt dışında anket yapılsa herhalde daha yüksek çıkar. Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın grafiği yükseliyor. Mansur Yavaş seçimlerde %50.93 ile kazanmıştı. CHP'nin yaptırdığı ankette ise Mansur Yavaş %63.6 ile CHP'li belediyeler arasında ilk sırada yer alıyor. Yavaş'ın polemiğe girmeyen tavrı ve Ankara'nın sonuçlarına odaklanması nedeniyle halktaki karşılığı artıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da yükseliş içinde olan belediye başkanlarında Seçimleri %53.63 oranıyla kazanan Zeydan Karalar %60'la ikinci sırada yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise %58.71 gibi yüksek bir oy oranıyla seçilmişti. Tunç Soyer yükseliş ya da iniş içerisinde değil oranını koruyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen her seçimde oy oranını yükselten başkanlardan. Eskişehirliler %52.3 ile 5. kez seçilen erşene desteklerini sürdürüyorlar. Büyükerşen'le ilgili memnuniyet oranı birkaç puan yükselişle %56 oranında. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Secer seçimleri %45.9 oy oranıyla kazanmıştı. Vahap Seçer oy oranını birkaç puan artıran isimlerden. Mersinlilerin %48'i Vahap Seçer'den memnun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise şehriyle uyum içinde olan belediye başkanlarından. Belediye başkanlığını %50.62 oy oranıyla kazanan Böcek aynı oranı koruyor. Patron Cumhurbaşkanıyla ile yüz yüze de görüşmüş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vetosu doğrultusunda termik santrallere filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen 50. madde dün iktidar ve muhalefetin oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasadan çıkarıldı. Bugün Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerden sonra madde yasa metninden de çıkarılacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde ilginç tablolar yaşandı. Termik santrallere 2,5 yıllık süre tanıyan teklifin altında imzası bulunan AK Parti milletvekilleri bu kez maddenin yasa metninden çıkarılmasını savunmak zorunda kaldılar. AK Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vetosunu sistemin denge ve denetleme mekanizmasının çalışması olarak yorumladılar. CHP'liler işe dikkat çekti. CHP'liler konuşmalarında bu çelişkiye dikkat çektiler. Tartışmaların sonunda oy birliğiyle yanlış düzeltilmiş oldu. Bu sırada Afşin Elbistan Termik Santrali'ni işleten Çelikler Holding'in sahibi Tahir Çelik'le Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki konuşmayı paylaşmıştım. Tahir Çelik, TANAP'ın açılışı nedeniyle düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme fırsatı bulmuş. Erdoğan görüşme sırasında da kararlı tutumunu sürdürmüş. <laughs>